Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana dance bolca, densizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar, dersizliğin konuna hoş geldiniz. Bu bölümde cümlenin öğelerini öğreneceğiz. Bir ya da birden fazla sözcükten oluşarak duygu ve düşünceleri aktarmaya yarayan yargı birimine biz cümle diyoruz. Cümle tek bir sözcükten ya da sözcük dizilerinden oluşabilir. Seviyorum, bakın tek sözcükten oluşmuş bir yüklemdir. Öğretmenim güzeldi, onlardaymış. Bunlar tek sözcükten oluşan cümlelerdir. Bu sözcükler tek bir sözcükten oluşmakla birlikte yargı anlatmaktadır. Açık ya da kapalı bir zaman kavramı söz konusudur. Bir anlatımın cümle değeri kazanabilmesi için mutlaka özne ve yükleminin olması gerekir. Bu iki ögenin bulunması da onu cümle kılmakta yeterlidir. Özne ve yüklem bir cümlenin iki temel öğesidir. Tümleşler bir cümlenin yardımcı öğeleridir. Yargıya açıklık kazandırmaya yararlar. Sözcük ya da sözcük dizilerinin cümledeki görevlerine de biz öğe diyoruz. Evet, yüklemden başlayalım. Yargı taşıyan öğeye biz yüklem diyoruz. Yüklem bir cümlenin temelidir. Diğer öğeler ona göre konum alırlar. Kurallı cümlelerde cümlenin sonunda yer alır yüklem. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Diğer öğeler yükleme soru sorularak bulunur. Dilimizdeki değişik sözcük türleri, ad ve sıfat tamlamaları, deyimler, kısacası dil birliklerinin tümü bir cümlede yüklem olabilir. Evet, bu cümlelerde yüklemleri belirleyelim. Bahçede onlarca çeşit çeşit çiçek yetiştiriyor. Evet, yüklem yetiştiriyor. Beni ona çeken sevimli bakışlarıydı. Evet, sevimli bakışlarıydı yüklem. Sanatçıya çiçek gönderecekler onlardı. Onlardı yüklem. Benim her zaman önemsediğim dostluktur. Dostluktur yüklem. Bu elbise tam sana göredir. Evet. Tam sana göredir yüklem. Sana söz verdiği buluşma günü yarınmış. Yarınmış yüklem. Hiçbir baskı bana boyun eğdiremez. Boyun eğdiremez yüklem. İlginiz onu çok mutlu edecektir. Mutlu edecektir yüklem. Topladığı çiçekler demet demetti. Evet, demet demetti yüklem. En hoşlandığım uğraş kitap okumaktır. Kitap okumaktır yüklem. Bir uyarımız var. Ad soylu sözcüklerin ve bunlarla oluşan öbeklerin ancak ek eylem alarak yüklem olabileceklerini unutmayalım. Evet. Çokmuş, aslı çok imiş. Hastaydı, aslı hasta idi. Sizsiniz. Bir uyarımız daha var. Bir cümlenin anlamını güçlendirerek okuru etkilemek amacıyla yüklem yinelenebilir. Renkler gözümün önünden geçiyor, geçiyordu. Benden tarafa bir türlü bakmıyor, bakmıyordu. Uyarı, bir cümlenin yüklemi pekiştirilmiş de olabilir. Okuduğum roman sürükleyici mi sürükleyiciydi. Bu sıcaklarda anlat babam anlat. Yanına gidince sızlanır da sızlanır. Bir uyarımız daha var. Bileşik cümlelerde yüklem ortak kullanılabilir. Bugün Kızılay'a, oradan da Ulus'a gideceğim. Evet, gideceğim. Ortak yüklem burada. Bugün Kızılay'a gideceğim. Sizleri de seviyorum, sizin arkadaşlarınızı da seviyorum. Evet, seviyorum. Burada ortak yüklem. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.